pandeminin sonucunda insan odaklı ulaşımın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de ilk defa bisikletli ulaşımı desteklemek için bisiklet ve yaya erişimi şefliğini kurduk. 2016 yılında kurmuş olduğumuz şefliği başkanımız Tunç Soyer'in liderliğinde müdürlüğe dönüştürdük. Etki alanını arttırdık. Daha kalabalık bir ekiple daha fazla bu işe önem verdiğimizi göstermiş olduk. Şu an kentimizde toplamda 84 kilometre bisiklet yolları yönetmeliğine uygun olarak yapılmış bisiklet yolu var. 2020 yılında 19.2 kilometre bisiklet yolu uyguladık. 50 tane bisiklet pompası, 35 tane kiosk, 400 tane de el ayak dayama destek üniteleri konumlandırdık kente. Asıl hedeflerden biri de bu bisiklet yolunu özellikle merkez ilçelere bağlamak. Bisiklet yollarını nasıl ilçelere taşıyorsak bizim istasyonları da ilçelerde konumlandırıyoruz. Bisikletli ulaşımı tercih edenlerin sayısı bizim paylaşım sistemiyle beraber arttı. Bisikletli paylaşım sistemi kullanıcı sayısı 373 bin. 55 tane istasyon var. Çocuklarımıza 120 tane BİSİM istasyonlarında bisiklet var şu anda. 120 tane dezavantajlı gruplarında kullanabileceği ikili tandem bisiklet ekledik. Görme engelli vatandaşlarımız bu şekilde bir pilot yardımıyla bisikleti ulaşım olarak, aracı olarak kullanabiliyorlar BİSİM sayesinde. Bisikletiyle vapura bilen bisikletinin sembolik bir ücret olarak 0.5 kuruş ödemesi kararı aldık. Bu sayede bisikletiyle vapura binen yolcu sayısı %30 artış gösterdi. Daha çevreci, daha sağlıklı, sürdürülebilir, akıllı, yaşanabilir bir şehirden bahsediyorsak sürdürülebilir ulaşım aracı olan bisikletli ulaşımı tercih edelim. Sürdürülebilir bir ulaşım için bisikleti tercih edin. 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününüz kutlu olsun.